Merhaba arkadaşlar. Türev 2'nin ÖSYM tadında 6 test ile çözümlerimize devam ediyorum. Birinci sorumuzda gerçel sayılar kümesine tanımlı ve türevlenebilir bir f fonksiyonda her x gerçel sayısı için demiş x kare küçüktür f türev x ifadesi verilmiş. Buna göre f1, f2 ve f3 değerlerinin doğru sıralanışı nasıldır? Şimdi şöyle diyelim biz türevi hakkında bir yorum yapmaya çalışalım. Mesela x kare dediğimiz ifade x ne olursa olsun karesini aldığına göre burası mutlaka pozitif bir ifade gelecek. Yani sıfırdan büyük. x kare sıfırdan büyük olduğuna göre f türev x de x kareden büyükmüş. O zaman her türlü f türev x değeri sıfırdan büyük gelecek. Yani fx fonksiyonu artan bir fonksiyonmuş. fx artan bir fonksiyonsa o zaman buradaki mesela içerisindeki x değerleri arttıkça sonuçta şöyle diyelim x1 değeri arttıkça e mesela x2 x1'den büyük ise fx1 de mesela aynı şekilde fx2'den burada küçük gelmesi lazım. x2 büyükse fx2 de büyük gelecek. O zaman aynı mantıkla 1, 2 ve 3 için içerisindeki x değerleri arttıkça o zaman f değerleri de artacak. Dolayısıyla burada en küçük olan f1 gelecek. Daha sonra f2 daha sonra da f3 değeri gelecek. İfademiz f fonksiyonumuz artan olduğu için. Dolayısıyla cevabımız c şıkkı gelecek. İkinci soruda Rolle teoremi f fonksiyonu ab aralığında sürekli ab aralığında türevli olsun demiş. Buna göre f a eşittir f b ise a ab aralığında herhangi bir c noktası olmak üzere f fonksiyonunun c noktasındaki türevi sıfır olacak şekilde en az bir tane c değeri vardır demek. Buna göre fx ifadesinin fonksiyonun ekstremum noktalarından birinin apsisi aşağıdaki aralıkların hangisidir diye sormuş. Ekstremum noktası dediğine göre türevinin sıfır olduğu apsisi bize soruyor. Fonksiyonumuzun türevini alalım. 3x kare eksi 19 geldi. Türevini 0 eşitleyeceğiz. Buradan x kare değerimiz 19 bölü 3 olacak. Şimdi e, bu ifademiz x kare değerimiz 19 bölü 3. O zaman x değerimiz kökünü aldığımız zaman artı ya da eksi kök içerisinde 19 bölü 3 gelecek. Buna göre e, noktalarından birinin absisi aşılıklarının hangisindedir demiş. Şimdi kök içerisindeki bu ifademiz hangisine denk gelecek? Zaten bize e, artı değerler vermiş. Eksiği düşünmeyeceğiz buradan. Mesela 19 bölü 3 hangi aralıktadır? Kök içerisinde mesela 6 virgül bir sayıya denk gelecektir buradaki ifademiz. Kök 6 diyelim mesela. Kök 6 acaba hangi iki aralığın arasında? Mesela 0 ile 1. Kök 6 ile köklü ifadelerin hangi aralığa geldiğine bakmak için sınırların karesini alırız biliyorsunuz. 0'ın karesi 0, 1'in karesi 1. Kök 6'nın karesi 6 ama sıralamaya uymadı. 1 ile 2 baktık. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4. Kök 6'nın karesi 6. Yine aynı şekilde kök 6 1 ile 2 arasında denk gelmedi. 2 ile 3'e baktık. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, kök 6'nın karesi 6. Demek ki kök altı bu aralığa denk geliyor. Çünkü sıralama sağladı. Dolayısıyla da aralıklarından hangisidir diye sorduğu için cevabımız C şıkkı oldu. Üçüncü soruda gerçel sayılar kümesine tanımlı ve türevli bir f fonksiyonu veriliyor. Gerçel sayılar kümesine tanımlı gx fonksiyonu için g3 eşittir 0 olduğuna göre hangileri doğrudur? Şimdi mesela gx fonksiyonu x eşittir 2 noktasında süreklidir demiş. Yani gx fonksiyonu dediğine göre x yerine 2, iki, 2 eşit olduğu zaman da 2'den farklı olduğu zaman da bu iki ifadenin birbirlerine eğer eşit ise gx fonksiyonu x eşittir 2 noktasında süreklidir. Şimdi x eşittir 2 noktasında olduğu yerde f türev 2 ifade edilmiş. Buraya baktığımız zaman da fx eksi f2 x eksi 2 ifadesi zaten türevin tanım gereği F türev 2'ye eşittir bu ifade. Dolayısıyla burası da aynı şekilde F türev 2'ye eşit olduğuna göre Gx fonksiyonu x eşittir 2 noktasında süreklidir. Çünkü 2 olduğunda da 2'den farklı olduğuna göre olduğunda da birbirlerine eşit gelmiş. F2 eşittir F3 diyor. Şimdi Gx G3 sıfır olduğuna göre x yerine 3 verdiğimiz zaman şimdi 2'den farklı olduğu kısımda tabii ki bu kısımda x yerine 3 yazdığımız zaman G3'den bahsediyoruz. Çünkü G3'ü bulabilmemiz için x yerine 3 yazdık. Bunu da bu fonksiyonda yazabiliyoruz. F3 eksi F2 3 eksi 2 ifadesinin 0 eşit olduğunu söylemiş. G3 eşit 0 dediği için. Burası zaten bir F3 eksi F2 eşittir 0. Buradan da F3 eşittir F2 geldi. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğru oldu. G türev 3 F türev 3'e eşittir demiş. Şimdi fonksiyonumuzun türevini aldığımız zaman 3 noktasındaki türevinden bahsediyor. Şimdi Gx fonksiyonumuz bu. 3 noktası yani 2'nin dışındaki yerdeki türevimiz burada nedir? Kapital uygulayabiliriz mesela. Üstün türevi f türev x. Zaten f2'nin türevi 0 bölü altın türevi x'in türevinden de 1. Dolayısıyla burası f türev x'e eşit oldu. Fonksiyonumuzun türevini aldığımız zaman. Burası da aynı şekilde g türev x'e zaten eşit olacaktı. g türev x, x eşittir 3 noktası dediği için de g türev 3 f türev 3'e eşit oldu. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3. Dördüncü soruda aşağıdaki birim kareli zeminde y eşittir f türev x eksi g türev x ve y eşittir g türev x fonksiyonların grafikleri gösterilmiş. Buna göre ifadelerin hangileri doğrudur? Eksi 1 ile 1 aralığında hem f hem de g x azalandır demiş. Şimdi g x'e baktığımız zaman eksi 1 ile 1 aralığında eksi 1 ile 1 aralığında g türev x dediğimiz ifade şimdi g x azalansa yani g türev x'in sıfırdan küçük olduğunu söylüyor. Evet eksi 1 aralığında g x fonksiyonu alt tarafta olduğuna göre g türev x fonksiyonu burası sıfırdan küçüktür. Yani burası doğru fx'e bakalım şimdi eksi 1 ile 1 aralığında e, fx fonksiyonu için şimdi bizim e, f f türev x'i oluşturabilmemiz için f türev eksi x e, f türev x eksi g türev x ile g türev x'i toplamamız lazım ki buradan f türev x'i elde edebilelim. O zaman eksi 1 ile 1 aralığında mesela eksi 1 burada 1 aralığında gx'e karşılık gelen değer burada f türev x eksi g türev x'e karşılık gelen değerimiz burada. Bu ifadede topladığımız zaman bunları taraf tarafa topladığımız zaman buradaki daha küçük olduğu için o zaman yine aynı şekilde alt tarafta bir değer gelecek. Mesela burasına karşılık eksi 2 gelmiş olsa buraya karşılık eksi 5 gelmiş olsa biz bunları taraf tarafa topladığımız zaman eksi 7 gibi bir ifade gelecek. Aynı şekilde eksi 1 aralığında da aynı şey olacak. Dolayısıyla f türev x de alt tarafta geldiği için fonksiyonun birinci türev f türev türev fonksiyonumuzda yine aynı şekilde sıfırdan küçük geldi. Dolayısıyla azalan oldu. İkinci öncüle bakalım. X eşittir eksi 3 noktasında fx'in yerel ekstremum noktası apsisi noktasının apsisidir demiş. X eşittir eksi 3 yani buradan bahsediyor. Şimdi biz bunları taraf tarafa toplayacağız dedik. Topladığımız zaman x eşittir eksi 3 noktası için bakalım. Eksi 3 noktasında f tür x eksi g türev x'imizin değeri x'in eksi 3 olduğu zaman y'si 0. G türev x'in değeri de yine aynı şekilde 0. Dolayısıyla bunu topladığımız zaman eksi 3 noktasındaki değer de o zaman bunun aynı şekilde sıfır olacak. Yani f türev eksi 3 eşittir 0 geldi. O da ne demektir? F fonksiyonun eksi noktalarından birinin apsisi eksi 3 anlamı verecek buradan. O yüzden ikinci öncülümüze doğru. 7 ve 9 aralığında fx artandır demiş. Şimdi 7 ve 9 aralığında bu şekilde gidiyor. Bu, bu şekilde gitmiş hangi değerleri karşılık geldiğini bilmediğimiz için bunun için kesin bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. O yüzden üçüncü öncülümüzü almıyoruz. Cevabımız 1-2. Beşinci soruda anlık değişim hızı fx fonksiyonunda x bağımsız değişken fx bağımlı değişken olmak üzere birim zamanında bağımlı iki değişken arasındaki değişim hızıdır. Ve f türev x sonucuna eşittir anlık değişim hızı. Taban yarıçapı r yüksekliği h birim olan dik koninin hacmi 1 bölü 3 pi r kare h biçiminde verilmiş. Buna göre yukarıdaki taban yarıçapı 4 metre ve yüksekliği 10 metre olan dik koni biçimli depoya boşken su akıtılarak depo doldurulmaya başlanıyor. İçindeki suyun üst yüzeyindeki daire kesinin yarıçapı 2 metre olduğu anda daire kesinin yarıçapındaki anlık değişim hızı 0.2 metre bölü saniye olduğuna göre bu anda dolan suyun hacmindeki anlık değişim hızı kaç metre bölü saniyedir? Şimdi bizim burada mesela pi r kare h demiş ve yarıçapındaki anlık değişim hızı verilmiş. O zaman buradaki iki tane bilinmeyeni de yarıçap'a çevirmemiz lazım. Yani yüksekliği de yarıçap cinsinden yazmamız gerekiyor. Şöyle diye normalde buradaki uzunluğu biliyoruz. Bunun tamamını biliyoruz 10. Ama buradaki sonuçta yarıçapı 2 olduğundaki yüksekliğini bilmiyoruz bu koninin. Burasına h dersek bunun tamamı 10 geldi. Şöyle 10 eksi h diyelim buraya da. Burada benzerlik yapacak olursak 2'nin hatta burada 2'nin olduğu yerdeki sonuçta biz ilk başta buradaki r değerini de bilmiyoruz. Bunun içinde şöyle diyelim. Mesela r'nin değerinin 2 olduğunu bilmiyoruz ilk başta. R olarak bırakalım. R'nin 4'e oranı diyeceğiz. Haşın tamamının oranı. Haşın tamamı da 10 geldi. Sadeleştirirsek 2 geldi 5 geldi. Buradan H eşittir 5r bölü 2. Şimdi dediğim gibi amacımız buradaki H değerini tek bir bilinmeyene çevirmek. Artık hacim buradan ne gelmiş oldu? 1 bölü 3 çarpı pi çarpı r kare çarpı haş yerine de 5r bölü 3 pardon 2 yazdık. Şimdi 1 bölü 6'yı şöyle alalım. Pi çarpı 5 r küp geldi. Bu bize hacmi verdi. Bize hacimdeki anlık değişim dediği için türevini alacağız. Buradaki ifademizi söylemişti zaten. V'nin türevini aldığımız zaman tabi R'ye bağlı olarak türevini alacağız. 1 bölü 6 çarpı pi çarpı 5 r küp için. Burada r küpün türevini aldığımız zaman 3 r kare geldi. Burada yarı çapında zamana bağlı değişim dediği için de dr bölü dt olarak göstereceğiz onu. Bunu da zaten bize değişim hızının yarı değişim hızının 0,2 olduğunu söylemiş. Onun yerine direkt yazabiliriz. Burada şöyle diyelim V eşittir 5 bölü 6 pi çarpı 3 geldi. R kare R'nin değerini de biliyoruz. 2 olduğu andakini söylemiş. 2'nin karesinden 4. DR bölü DT'nin de 0,2 olduğunu verdi. O da 2 bölü 10. 5 ile 2 çarptık 10. 10 sadeleştirdim. 3 ile 6'yı sadeleştirdik 2. 2 ile 4'ü sadeleştirdik 2. Buradan da V eşittir. 2 pi gelmiş oldu